Bir ekonomide, bir ülkede ya da bir firmada ya da küçük esnaf ilişkilerindeki en temel mesele nedir diye sorarsanız bana arkadaşlar güven meselesi. Birileri güveni kaybetmeye başladıysa ayakta durmaları imkansızdır. Örneğin bir yere gidersiniz, bir alışveriş yaparsınız, iyi mi kötü mü diye sorarsınız. Çok iyi abi, müthiş falan der size. Güvenirsiniz, alırsınız, eve gelirsiniz, ürün bozuk çıkar. Geriye götürürsünüz, geriye almaz. Değiştirmek istersiniz, değiştirmez. Bu alışverişi oradan bir kere yaparsınız arkadaşlar. Ve bu bakış, bu süreç o esnafı batışa doğru sürükler. Türkiye'nin ekonomi yönetiminin de uzun yıllardan beri yaptığı şey bu. İlk yıllarda belli bir inandırıcılığı vardı. İnsanlar kredi veriyorlardı. Tamam, evet, olabilir diyorlardı ve kabulleniyorlardı. Son dönemlerde aynı şeyler temcit pilavı gibi arka arkaya tekrarlandığı için insanların güveni tamamen çökmüş durumda. Aynı şeyi piyasalarda da görüyoruz. Bakın, Türkiye doğalgaz buldu diye açıklama yapılıyor. Borsa tepe taklak oluyor, dolar yükseliyor, euro yükseliyor ve piyasalar beklenen cevabı vermiyor. Vatandaş kabul ediyor mu? 3-5 alkışçıdan, goygoycudan başka, piyasayı sürekli olarak manipüle etmeye çalışan medya kuruluşlarından başka kimsenin inandığı falan yok. Bir doğalgaz bulundu haberi 2004 yılından bugüne kadar 30 defa, tam 30 defa, bu 31. aynı şekilde açıklanıyorsa eğer, bunun artık hiçbir inandırıcılığı falan da kalmamıştır zaten. Doğal olarak da insanlar hadi canım ne diyorsunuz siz demeye başlarlar. İşin temelinde güven vardır. Güveni kaybettiğiniz an bütün süreci de kaybetmeye mahkum olursunuz arkadaşlar. 2004 yılından bu yana aynı yerde, aynı noktada doğalgaz bulunmuş olmasına rağmen, çok zengin bir kaynak bulunmuş olmasına rağmen 16 yıl geçtiği halde neden çıkartılmadı sorusunu sormanız gerekmiyor mu? Türkiye neden 16 yıldır dışa bağımlı? Neden biz Rusya'dan, İran'dan, oradan buradan doğalgaz almak zorunda kalıyoruz sorusunu bence sormalısınız. Ben sormaya devam edeceğim. 30 hatta 31 defa doğalgaz bulun açıklaması hangi tarihlerde, hangi gazetelerde yapılmış, sizlerle onu da paylaşacağım bu videoda. Ama dün unuttuğumuz, es geçtiğimiz bir nokta var. Altını konuşacağız dedik, borsayı konuşacağız dedik, doları konuşacağız dedik. Konuşmadık. Bugün bol bol piyasa konuşacağım sizler için. Altın düşüş eğilimine mi girdi, yoksa ciddi bir yükselişin hazırlığı içerisinde mi? Dolar bundan sonraki süreçte nereye doğru ilerleyecek, düşecek mi, yükselecek mi? Bütün bunları sizler için değerlendireceğim. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bakın, doğalgaz açıklaması yapıldıktan sonra, hadi beni geçin, borsa bile, Türkiye'nin varlık fonunun kontrolünde olan borsada bile satış baskısı geldi arkadaşlar. %1,5 oranında düştü. Ya doğalgaz bulunmuş Türkiye'de, buna rağmen borsa %1,5 oranında düşüyor. Düşer abi. Son 16 yıldır 30 defa aynı açıklamayı yaparsan ve bu açıklamalara rağmen 16 yılda 1 litre bile Türkiye sınırlarının içine girmezse eğer, doğal olarak da borsada satış baskısı gelir. Ve nitekim geldi. %1,5'luk bir düşüşle 110.988 puan seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Bu satış baskısı önümüzdeki haftada devam edecek. Çünkü ciddi bir yabancı çıkışıyla karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Böyle bir piyasaya kimse güvenmez, kimse inanmaz, kimse kusura bakmasın. Bu kadar çok manipüle edilen, bu kadar çok üzerinde oynanan bir ortamda yabancı kendisini güvende hissetmez ve doğal olarak borsadaki hissesini satar, dolara döner ve kaçar. Nitekim borsadaki hisselerini satarken gittiler, dolar aldılar. Yine doğalgaz açıklamasının yapıldığı dakikalarda 7.20'ye kadar gevşeyen dolar grubu bir anda 7.35 seviyesine geldi. 7.31'den de kapanışını gerçekleştirdi. Ne olacak bundan sonra? Hem yabancı çıkışıyla, hem yerli talebiyle, hem Türkiye'deki şirket ve bankaların döviz açıklarını kapatabilmek adına dövize olan talebinin artmasıyla birlikte 7.80'e giden bir dolar kuru göreceğiz. Ama çok daha kötüsünü söyleyeyim arkadaşlar. Bu tür temelsiz açıklamalar yapılmaya devam edilirse, bir de bunun yanına makroekonomik sorunlar eklenirse, devalüasyonist etki çok kısa bir dönem içerisinde karşımıza çıkabilir. 13, 14, 15 liralık doları bir sabah uyandığımızda ansızın karşımızda bulabiliriz arkadaşlar. Bugün 7.80'e gidiyorsa, 8'e gidiyorsa, 9'a gidiyorsa yatıp kalkıp dua edelim arkadaşlar.
bu seviyelerde kaldığı için, bu kadar az yükseldiği için, uluslararası piyasalarda bu kadar dalga konusu olmuşken, bu kadar komik duruma düşmüşken ve ekonomiyle ilgili hiçbir tedbir alınmazken doların bu seviyelerde kalması bile büyük bir başarıdır. Bunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Dolardaki yükseliş gibi Euro'daki yükseliş de devam edecek. Ama bir ayrıntı var. Euro-dolar paritesi 1.19'un üzerine çıktı, 1.20'yi zorladı, sonra hızlı bir şekilde geriye geldi. Hayır, bizim açıklamalardan sonra değil, o uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak. Tehlikeli bir noktadayız. 1.17 önemli bir destek ve direnç noktası. Dar bir banttan bahsediyoruz. 1.17 aşağıya doğru kırıldığı an itibarıyla önce 1.15 sonra 1.12'yi görebiliriz. Bu seviyeler kritik. Dikkatli olmanızda fayda var. 1.20 bir kez daha denendi ve kırılamadı. 1.19'un üzerinde tutunamadı euro dolar paritesi. O nedenle aşağıya gitme ihtimali çok daha yüksek. Faizler doğalgaz bulundu açıklamasına rağmen düşmedi. Madem doğalgaz bulundu, o zaman enflasyonda ciddi bir düşüş olacak anlamına gelir bu. Öyle değil mi? Akaryakıt fiyatları düşecek vesaire. Faizlerin de aşağıya doğru gitmesi gerekirdi. Faizler de %13'ün üzerindeki durumunu korudu. Neden? Çünkü inandırıcılığı yok arkadaşlar. 30 defa hatta 31 defa aynı açıklamayı yaparsanız, bir konuyu temcit pilavı gibi aynı şekilde sunmaya devam ederseniz bu tabloyla da karşı karşıya kalırsınız. Altının onsu 1940'tan kapanışını gerçekleştirdi. Ne olacak abi, battık bittik yıkıldık çöktük falan diyenler var. Böyle yorumlar görüyorum. Bir dakika arkadaşlar, ne oluyor? Neden panikliyorsunuz? Size defalarca uzun vadeli işlem yapın, sakin olun, bu tür dalgalanmalar olacak, bunlardan tedirgin olmayın diye uyarılarda bulunduk. Ayrıca kimseye de gidin altın alın falan demedik. Biz altınla ilgili süreci sizlerle paylaştık ve son kararı size bıraktık. İşin diğer bir tarafı, bugüne kadar söylediğimiz şeylerde neredeyse hiç yanılmadık ki. 280 lira olduğundan beri altının gramı, kademe kademe altının gideceği noktaları söyledim. Hepsi de birebir gerçekleşti. Sen bir günde ben malı götüreyim kafasındaysan ne bu kanalı izleyeceksin ne de kardeşim kazanmayı bekleyeceksin. Kazanamazsın. Donuna kadar kaybedersin. Açık ve net söyleyeyim sana. Sen bir günde zengin olacağım diye bu piyasalara giriyorsan donuna kadar kaybedersin ve müstahaksın. Senin bakış açın açgözlü bir bakış açısı. Bugün yatırım yapayım, yarın kazanayım, malı götüreyim bakış açısı. Bu işi yatırım amaçlı yapmıyorsun, sen bu işi kumar gibi oynuyorsun ve kumar gibi oynarsan da kaybetmeye müstahaksın kardeşim. Uzun zamandır bu kanala abone olanlar ya da bir şekilde bu kanala sonradan gelse bile videoyu adam akıllı izleyenlerin hepsi ne demek istediğimizi çok net bir şekilde anladı. Günlük kayıplarınız olacak arkadaşlar. Haftalık kayıplarınız olacak. Aldığınız değerin altına düşecek. Bu piyasada beklemeyi bilen herkes her zaman parasını korumayı başarmıştır. Bu kadar basit. Kaldıraçlı işlem yapmayın diyoruz. Kısa vadeli işlem yapmayın diyoruz. Çok net. Sen bunu anlamıyorsan, ben günlük alsatla para kazanacağım diyorsan doğru adresin burası değil. Doğru adres seni böyle hop oturtup hop zıplatıp elindeki cebindeki bütün parayı alacak tipler. Onlara git. Burası öyle bir yer değil. Biz burada küçük yatırımcının parasını korumaya çalışıyoruz hep birlikte ve bütün dostlarımız da bunun nasıl ilerlediğini çok net bir şekilde görüyor. 1940'a kadar çekilmiş altın fiyatı ya da 1930-1920'lere kadar çekilip 1930'un üzerinde kendisine sağlam bir zemin kurmuş olan altın buradan sonra yükselişini devam ettirecek. Dalgalanmalar olacak ama sonuç itibariyle ana hedefi, ana trendi yükseliş altının. Özellikle dünyadaki kritik nedenler yüzünden, pandemi yüzünden, Amerika-Çin savaşı yüzünden, Amerika'nın bütün dünyayı germesi yüzünden, Orta Doğu'daki gerilimler yüzünden, Doğu Akdeniz meselesi yüzünden yükseliş eğilimini devam ettirecek. Zaman zaman ataklar yapacak, zaman zaman sabit kalacak, zaman zaman da dalgalanacak. Şu an bir dalgalanma ve sabitlenme dönemi. Bu seviyelere sabitlendikten sonra oluşturacağı hacimle 2000 doların üzerine kendisini hacimli bir şekilde atar. 2000-2300 aralığındaki durumunu sağlamlaştırdığı an itibariyle de hedefi 2500. Ben 30 lira zarardayım. Satmadığın sürece, zararını realize etmediğin sürece zararda falan değilsin kardeşim. Kısaca şunu rahatlıkla söyleyebilirim size. Dolarda da altında da yükseliş eğilimi devam ediyor. Ve borsada da çok ciddi satış baskısı gelecek. Bakmayın siz uluslararası borsalarda ya da BIST'te şu anda yukarı hareketlerin olduğuna. Bunlar
satış için gel hareketleri yukarıya çekecek verecekler arkadaşlar. %3, %5 kazanacağım diye borsaya girerseniz yarın öbür gün %20, %30 zarar edersiniz. O zaman da çıkıp ağlamayacaksınız. Altın, doları, borsayı konuştuk. Biraz da gümüşten bahsedelim. Gümüş altına bağlı olarak yükseliş eğilimini devam ettirecek. 30 doların üzerinde bir gümüş ons değeri göreceğiz. 7 ile 8 aralığında bir gram gümüş fiyatı göreceğiz. Gram altında da 500 liranın üzerinin hedeflendiğini göreceğiz. İlk hedef 526, ikinci hedef 576 lira seviyesi olacak. Ve gelelim şu 30 defa bulunan doğalgaz meselesine. Kısa kısa, hiç öyle uzatmadan sizlerle paylaşacağım. 9 Eylül 2004 yılı, bundan tam 16 yıl önce. Hürriyet gazetesinin haberi: Akçakoca'da doğalgaz bulundu. Akçakoca neresi? Bugün doğalgaz bulunan yer. Haberin altına kısaca bakalım. Akçakoca açıklarında doğalgaz bulundu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Osman Saim Dinç, Akçakoca açıklarında yapılan sondaj sonucu Karadeniz'in ilk ekonomik ve ticari doğalgaz keşfini yaptıklarını açıkladı. Yıl sonuna kadar ciddi yatırımlar yapılarak doğalgaz karaya çıkarılacak dedi. Yani 2005 yılında aslında oradaki doğalgaz çıkacaktı ve bizim kullanımımıza sunulacaktı. Bundan tam 15 yıl, hatta 16 yıl önce. Nerede doğalgaz? Yok. Sonra unutuluyor. Seçimler bitiyor tabii. 2006 yılının 26 Kasım'ına geliyoruz. Başlık: Doğan Haber Ajansı. Akçakoca'da doğalgazdan sonra petrol bulundu. Petrol var mı? Size sorayım, var mı? 2006 yılında, 14 yıl önce. Üçüncü haber Anadolu Ajansı'ndan geliyor arkadaşlar. 2007 yılının 20 Mayıs'ında. Karadeniz'de doğalgaz devreye girdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Akçakoca açıklarında çıkartılan doğalgazın Türkiye'de konutlarda tüketilen doğalgazın onda birini karşılayacağını söyledi. 2007'nin üzerine 13 yıl geçmiş, 1 litre bile Akçakoca doğalgazı kullanmadık. Hadi biz İstanbul'da kullanmadık. Acaba Zonguldaklılar ya da Akçakocalılar kullanmayı başarabildiler mi? En azından onlara ulaştırıldı mı? Tabii ki hayır. 2007 26 Ağustos'a geliyoruz. Karadeniz'de petrol ağa takıldı. Sabah gazetesinin haberi. Yine petrol bulunuyor ama gelen giden yok. Anadolu Ajansı haberi 17 Haziran 2010 tarihinde. Yeni doğalgaz rezervi bulundu. Bakın, yeni doğalgaz rezervi bulundu diyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Batı Karadeniz açıklarında sürdürdüğü doğalgaz arama çalışmaları sırasında 1600 metre derinlikte yeni rezerv bulunduğu belirtildi. Akçakoca sahilinin yaklaşık 14 kilometre açığında. 2004 haberine bakıyorsunuz, Akçakoca'nın açığında. 2010 yılına geliyorsunuz, yeni doğalgaz rezervi bulundu diye tam 6 yıl sonra bir kez daha piyasaya sürülmüş. Bakan Yıldız açıklama yapıyor bu kez. 2012 yılında 25 Ağustos'ta petrol bulduk ama çıkaramıyoruz. Nerede buluyoruz? Akçakoca'da buluyoruz yine. Milliyet'te çıkan bir başka haber 10 Mart 2013 yılında, yine 2 sene sonra. Bakın, her 2 senede bir mutlaka bir petrol buluyoruz ya da doğalgaz buluyoruz. Genelde de Akçakoca'da buluyoruz. İşin ilginç tarafı bu. Milliyet gazetesinin haberi: Karadeniz petrol ve doğalgazda yeni merkez. 10 Mart 2013 tarihinde Milliyet gazetesinde yayınlanmış. Enerji savaşlarının yeni merkezi Karadeniz oluyor. Exxon Mobil, Shell, Chevron, Total, OMV gibi küresel oyuncuların bölgeye akın etmesi Karadeniz'de ciddi bir doğalgaz rezervi olduğuna dair tezleri güçlendirdi. Hani bulduyduk? Şimdi tez haline mi geldi Milliyet gazetesine bakıldığı zaman? Öyle oldu. 2004'te bulunuyor, 2013'te tez haline geliyor. Bulunmamış, bulunma ihtimali olan iyi bir bölge denilerek haber paylaşılıyor. Bakan Dönmez'in bu kez açıklaması 2020-29 Haziran tarihinde geliyor. Akçakoca'da bir doğalgaz keşfi oldu diyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin kendi sondajıyla Akçakoca'da bir doğalgaz keşfi oldu haberini paylaşıyor. Ve bunun sonrasında dün müjde haberi geliyor arkadaşlar. Nedir müjde haberi? Akçakoca'da doğalgaz bulduk. Önce 800 milyar metreküp, sonra 320 milyar metreküpe indiriliyor. Ve ilginç bir şekilde 2023 tarihinde çıkartılacak. Yine bir seçim, yine bir seçim tarihi, yine bir seçim haberi. Son 16 yıldır 30 defa açıklamışsınız. Aynı bölgeden, aynı yerden doğalgaz ya da petrol bulunduğunu, çıkartılacağını, ama son 16 yıldır 1 litresi bile Türkiye sınırlarının içerisinden girmemiş. Ne petrolün ne de
doğalgazın arkadaşlar. Bu gerçekleri söylemek vatan hainliği mi oluyor? Nerede 16 yıldır bulunan doğalgaz? Neden çıkartılıp da Türkiye'nin hizmetine sunulmadı? Neden sadece seçim dönemlerinde gündeme getiriliyor? Medya bunu sorgulamak yerine hemen goy goyun içine katılıp Türkiye makas değiştirdi, Türkiye şöyle olacak, böyle olacak diye hava atmaya çalışıyor. Ve neden 2 gün sonra da yaptıkları tüm bu haberleri unutuyor? S-400 haberini unuttuğu gibi, Ayasofya haberini unuttuğu gibi, Rahip Brunson haberini unuttuğu gibi, 20 yıl içerisinde tüm fabrikaların kapatılıp, tüm üretim tesislerinin kapatılıp, tüm tarım alanlarının yok edilip Türkiye'nin ithalata mahkum edilmesinin unutulması gibi. İnsanların hayat pahalılığına mahkum edilmesi, yoksullaştırılması, işsiz hale getirilmesi unutturulacak. Türkiye'nin ekonomisinin bir çökme noktasına geldiği unutturulup yok sayılacak. 16 yıl boyunca aynı konu temcit pilavı gibi önümüze getirilerek bayram havası yaratılıp ve bizim de bu bayrama katılmamız beklenecek. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Biz kimsenin goy goyuna bugüne kadar alet olmadık. Bundan sonra da kimsenin goy goyuna alet olmak gibi bir niyetimiz yok. Çıkartacak adam bunu 16 yıl önce çıkartırdı. 16 yıl sonra aynı konuyu yeni bir müjdeymiş gibi bize sunmaya kalkmazlardı. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.